Ben biyolojik alime bulmak için geldim. Ailesini aramaya, gerçeğini öğrenmeye geldi. 24 yıllık büyük sırla yüzleşti. Ayşe'cim, senin köklerine ulaştığımda karşıma şöyle bir durum çıktı. Annenin istemediği ve rızası dışında yaşanan bir ilişki sonucunda sen dünyaya geliyorsun. Sen hiç kimseye hesap sormayacağım dedin ama ben senin adına hesap soracağım. Seni psikologumuzla uğurlayacağız. Ayşe'ye büyük sürpriz ne? Sadiye'ye daha önceden şantaj yapmış. Sadiye Hanım, Muzaffer'le kurmuş olduğu ilişkiden kurtulmak mı istiyor? Bir tarafta kocası Selim, bir tarafta saplantılı aşık dediği Muzaffer. Bu adam beni ilk aradığında dedi ki, şingen verdiğin harçlıkları cayır cayır yedim dedi. Kim gerçekten aşık, kim oyun oynuyor? Kardeşimi de aradı, eniştemi de aradı, mesaj attı. Bak Sadiye, çok şeylerini çıkarttın mı bana bak. Beni suçlama. Benim kocam sensin dedi bana. Hı. Bir de iki tane çocuğumun ölüsünü öpeyim gidin, senden başkası olmayacak, senden evleneceğim. Sensin benim yürü kocam. Git lan. Şu anda kandırıyor beni. İkili oynuyor ve seni. Baskı var üzerinde. Saplantılı aşık dediği Muzaffer'le hafta sonu neler yaşadı? Muzaffer'den Sadiye'ye şok teklif. Sadiye kocasından korktuğu için aşkımızı inkar ediyor. Sadiye, bu kadar mı korkuyorsun kocandan? Bana muzum diyordun, canım, cicim, kocam diyordun, aşkım diyordun. Yalan mı oldu bunlar? Bugün de yaşadığımız ne varsa hepsini de anlatacağım. Eşim, beş çocuk babası, can dostum dediğim kişiyle karşı iddiasında bulunmuştu. Erdem Bey'i seviyorum, inkar etmiyorum. Peki. Ben 4 yıldır seni istiyordum. Bakın, 4 yıldır mı? Seni. 4 sene diyor. Vallahi ben hani verdirttim ben. Çifte ihanetin tüm tarafları yüzleşiyor, stüdyoda fırtınalar kopuyor. Mine Karaman ve Onur Karaman evinize hangi sıfatla giriyordu? Komşu olarak. İnsan komşusunun karısına bakar mı? Bu ikinci aldatma. O da mı komşuydu, eve girip çıkandı? Aynen, komşuydu. Geçmişte kaldı. Mine ve evli 5 çocuklu sevgilisi Erdal terk ettikleri eşleriyle yüzleşiyor. Onur Bey, eşini bana para istemeye gönderirken iyiydi. Ben mi gönderdim? Karıma nasıl para verirsin demedin mi sen? Verdim de ne oldu? Niye yanlış anlıyorsun demedin mi? Ben bilerek bunları yapıyorum. Şok anne. Erdal'ı seviyorum diyen Mine kocasına geri dönüyor. Güveniyor musun Mine'ye? Evet. Erdal Bey, gerçekler acıdır. Erdal şimdi ne yapacak? Büyük yüzleşme Esra Erol'da. Anne oğul stüdyoya geldiler. Demet 14 aylık bebeği bırakıp kaçtı dediler. 2 tane çocuk var. Evet. Bu arada her 2 çocuğun babası da Hayrettin değil, 2 çocuğun da babaları farklı kişiler. Demet bebeğini bırakıp kaçtı mı, yoksa Iraz ve Hayrettin bebeği kaçırdı mı? Esra Hanım, 2 çocuk da ondan değil. Bunu kendileri diyebiliyor. DNA testi de yaptırabiliriz. Bebeğin babası sevgilisi mi, yoksa Hayrettin mi? Terbiyesiz! Bir de diyor çocuk sizden değil. Al o zaman çocuğunu. DNA testi yapılmadan ben bu çocuğu vermiyorum sana. Kim doğruyu söylüyor? Demet stüdyoya gelecek, kayınvalidesi ve kocasıyla yüzleşecek. Kocam Aydar ve kaynanam Elif 4 yıldır bana hayatımı zindan ettiler. Evlendi, mutlu olacaktı. Kayınvalidesi ve kocası türlü işkencelerle hayatını kararttı. Parmaklarımı kırdılar, hamileyken işkence gördüm. Kısıtladılar, evden çıkarmadılar, eve kilitlediler. Hayatımı yıktılar. 2 tane çocuğumla hayatı bana zehir ettiler. Bir an önce kurtulmak istiyorum. İşkenceci kocam ve kayınvalidemden beni ve çocuklarımı kurtarın diyen gencecik bir anne. Çocuklarımı o işkenceci ailenin kesinlikle bırakmak istemiyorum. Çocuklarımı alıp kendime yeni bir hayat istiyorum. İlayda'nın hikayesi Esra Erol'da. Kızımı doğar doğmaz elimden aldılar. Ona sahte kimlik çıkardılar. En büyük kazığı bana anneannemle teyzem attı. Türkiye bu olayı konuşacak. Cüneyt ve Özge'nin bebeğini doğar doğmaz ellerinden aldılar, sahte kimlik çıkarttılar. 6 yıldır kızım için savaşıyorum. Vicdansızlar. Bu yapılır mı? Biz akrabayız. Ben senin yeğenin. Beni kızımdan her zaman kaçırdılar. Kızıma bana kötü gözle bakmadılar. O kadar çok canım acıyor ki. Yani beni kötü bilmesin. Ben olsun. Özge ve eşi Cüneyt'in kızlarını almak için büyük savaşı. Kızımızı geri almak istiyoruz. Kızımı onlardan almak istiyorum. Esra Erol'da.
20 yaşındaki eşim 17 yaşındaki Engin'i kaçtı. Engin'den akrabası Ekrem'e kaçtı. Akıl almaz ihanet. 20 yaşındaki karısı Gülizar önce 17 yaşındaki Engin'e, sonra kaçtı Engin'in akrabasına kaçtı. Gülizar, neden kaçıyorsun? Neden benden boşanmıyorsun? Neden gelmiyorsun davalara? Boşanmak istemiyor benimle. Beni aradı, yalvardı, etti. Bilen pişman oldu. Ya ben boşanmak istedikçe ne? O boşanmak istemiyor. Sen benim çocukluk aşkımdın ama ihanet nokta. Bitti. Buraya gel, boşanalım Gülizar. Muhammed'in karısının yaptıklarına inanamayacaksınız. İhanet dolu hikaye. Güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nefes aldık Cumhur Tepkar. Yalnız değilsiniz. Yarınlar bizim için yok artık. Yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. Yarınlar bizim için yok artık. Yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından hepinizi biraz herhalde kısık sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yepyeni bir haftada yine sizlerle beraberiz. Hem ekran başında, dünyanın bir ucunda bizi izleyen, hangi platformdan izliyorsunuz bilmiyorum, sevgiler gönderiyorum. Stüdyodaki kıymetli konuklarım, ilk kez gelenler var ise sevgiler, selamlar, hoş geldiniz stüdyoma, evime. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.